Merhaba değerli izleyiciler. Hayata Düşer Notlar programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Programımızda her hafta önemli bir mevzuyu konuşuyoruz. Malumunuz her hafta kıymetli bir isimle birlikte farklı konulara temas etmeye, değinmeye çalışıyoruz. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Beşir Derneği malumunuz son yıllarda, son dönemde özellikle çok ciddi işlere imza atıyor. Beşir Derneği'nin faaliyetleriyle ilgili olarak Semerkant TV'de çokça program yapıyoruz. Bu hafta yine bu programlardan birini yapacağız ama yani... Yapılan güzel işleri sıkça gündeme getirmek, dile getirmek, bu işlerin yayılmasını sağlamak hayra vesile olmak anlamına geliyor. Beşir Derneği'nin bu çalışmalarının bizde ekranlara duyulmasını, izlenmesini, insanlara ulaşmasını istiyoruz. Bu hafta Beşir Derneği Genel Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Cevdet Şamlı Hocamızla Beşir Derneği'nin son dönemde yaptığı faaliyetleri konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam tanıtımla Beşir Derneği'nin kuruluşu ile ilgili daha önce çok konuşuldu. Ben özellikle bu programda son dönemde yaptığınız Suriye, Cezayir ve işte kan bağışına yönelik bir takım girişimleriniz var. Bunları konuşmak istiyorum hocam. Suriye'den başlayalım isterseniz. Suriye'de çok ciddi bir kriz dönemi yaşanıyor şu an maalesef. Suriye'de ne gibi çalışmalar yaptınız hocam? Şimdi tabii biz Suriye'deki hadiseler patlak verdiği günden itibaren özellikle Suriye içerisine yardım ulaştırmaya gayret ettik. Tabiatıyla oraya yardım ulaştırmak o kadar kolay bir mesele değil. Ama elimizdeki imkanlar çerçevesinde devletimizin kurumlarıyla, Kızılay'la, AFAD'la yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde ilk günler itibaren oradaki mağdur ve orada zulüm altında ezilen insanlara bir nebze de olsa, karınca kararınca, milletimizin bize vesile olduğu, milletimizin bize emanet ettiği yardımları Suriye içerisine ulaştırmaya başladık, çalıştık. Tabiatıyla bu çalışmalar başladığı zaman tabii birdenbire her şeyi hemen yapma imkanı olmuyor. Yani bir planlama, bir programlama yapmanız gerekiyor. Bir teşkilatlandırma yapmanız gerekiyor. İlk etapta gıda yardımlarıyla başladık. Daha sonra orada işte... özellikle işte kış dönemlerinde giysi ihtiyacı hasıl olmuştu. Oraya giysi ihtiyaçlarıyla yardımlarımız devam etti. Evet. Ve malum olduğu üzere bir iç çatışma yaşanıyor. Tabii Suriye'deki meseleyi genel çerçevesiyle iyi bir şekilde ortaya koymak lazım. Tabii. Yani burada Suriye'de işte eline iki tane tüfek alan işte devlete karşı gelmiş gibi bir pozisyondan ziyade orada farklı şeylerin olduğunu görmemiz lazım. Yani biz onun haklısını haksızını aramıyoruz. Yani biz netice itibariyle Beşir Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir. Gönlümüzden geçen şey hiçbir ülkede, hiçbir yerde böyle bir şey yaşanmasını biz arzu etmiyoruz. Ama maalesef en yakınımız olan, komşumuz olan Suriye'de böyle bir hadisenin vukua gelmesi, böyle bir hadisede insanların mağduriyet yaşaması, ölümlerin olması, çoluk çocuk demeden herkesin katledilmesi, öldürülmesi, her an her dakika insanların can telaşına düşmesi tabiatıyla bizim vicdanımızı yaralamıştır. Ve bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak da buna bilgiyane kalamazdık. Burada haritayı çok iyi okumak lazım. Yani hadiseyi çok boyutlu düşünmek lazım. Eğer orada sadece işte Beşar Esad'a karşı 3-5 kişinin silahlı bir kıyam yaptığını düşünürsek bu yanlış olur. Yani oradaki hadiseleri değerlendirirken mutlaka bunu işte uluslararası ilişkilerde olan arkadaşlarımız, işte siyasetle ilgilenen arkadaşlarımız mutlaka farklı boyutlarıyla inceleyecek. Ama orada şunu vurgulamakta yarar görüyoruz. Orada büyük bir dram yaşanıyor. Yani bu dramın boyutunu tespit etmek, bu dramın boyutunu tahlil etmek mümkün değil. Yani biz Suriye'den gelen arkadaşlarımızla zaman zaman yapmış olduğumuz toplantılarda da konuşuyoruz. Şu anda Suriye'de fiilen yani 20-25 milyonluk bir ülkenin düşünün 3'te 1'lik 4'te 1'lik nüfusu fiilen yerlerinden yurtlarından edilmiş. Yani 50 bin nüfuslu beldelerin, 100 bin nüfuslu beldelerin veya 700 bin nüfuslu 1 milyona yakın nüfuslu beldelerin 3-5 milyona çıktığı bir
manzaradan bahsediyoruz. Ve bu çıkışın sonucuna baktığımız zaman da orada planlı programlı bir çıkış, işte böyle bir göç olur, iç göç olur veya dış göç olur, ondan sonra bu göçler çerçevesinde de şu kadar işte insan buraya gelir, bunların tedbirlerini alalım, böyle bir şey söz konusu değil. Tabiatıyla yani dramın boyutunu tespit etmek mümkün değil. Yani biz içeriye girip içeride işte bir kısım insanlarla temas edip de bilgi edinemiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öbür tarafa geçmesi yasak. Sadece tampon bölgeye kadar gidip yardımlarımızı oradan Kızılay vasıtasıyla orada tespit edilen yine Kızılay'ın çalışmış olduğu, uluslararası gücün çalışmış olduğu gruplarla bu yardımlarımızı paylaşıyoruz. Ortaklaşa faaliyet yapıyoruz ama hakikaten büyük bir dram yaşanıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet olarak 200 bin civarında insanımızı değişik kamplarda, işte Reyhanlı'da, işte belki işte Adana'da, en son açılan Adana'da ve diğer yerlerdeki kamplarımızda misafir ediyoruz. Bütün imkanlar seferber edilerek hakikaten oradan gelmiş olan insanlara bir hizmet sunuyor. Ama ne yazık ki özellikle basında Suriye meselesi söz konusu olduğunda, hepiniz biliyorsunuz, Suriye meselesiyle ilgili haberler yapıldığında elinde işte silah olan bir grup, işte bir başkasına ateş eden bir grup manzaraları gösteriliyor. İşte şu anda bir tarafta yani, zalim var, bir tarafta mazlum var, evet, değil mi? O var. Bir de işin öbür tarafı adeta sanki böyle bir canlı yayın mantığı ile işte oraya ulaşabilen gazeteciler cepheden yayın yaparcasına iki karşılıklı ateşi bize gösteriyorlar. Ve tabiatıyla da bu toplum içerisinde, yani Türkiye toplumu açısından baktığınız zaman, dünya toplumu açısından baktığınız zaman elinde silah olan iki grubun çarpışması gibi gözüküyor. Ve hatta bir kısım insanlar tarafından da işte deniliyor ki ya arkadaş, işte Beşar Esad devlettir. O devlete karşı insanlar silahlanmış. Tabii devlet ne yapacak deniliyor. Böyle bir durum ortaya konuyor. Halbuki bizim orada o durumla ilgili bir tahlil yapmamız veyahut da onunla ilgili bir söz söylememiz lüzumu yok. Ne manada yok? Biz onun iç kısmını bilemeyiz. O manada işte bunu tetikleyen nedir, nedir, haklısı kimdir, haksız, ondan biz bahsetmiyoruz. Ama yaşanan dram ikinci plana, üçüncü plana atılmış oluyor. Evet. Şu anda Suriye sınırının hemen o tampon bölge içerisinde binlerce, belki milyonlarca insan şu anda işte kendilerince yapmış oldukları, onları bizim arkadaşlarımız zaman zaman oradan gelen arkadaşlarımızdan aldığı görüntülerle tespit ettik. Orada insanlar ellerine geçirdikleri herhangi bir naylonla, herhangi bir işte plastik herhangi bir şeyle veyahut da bir çaputla kendilerini koruyabilecekleri, en azından yağmurdan çamurdan koruyabilecekleri çadırlar yapmaya çalışıyorlar. Yani orada insanların ayağında terlik dahi yok. Çocukların ayağında herhangi bir şey yok. Üst başlarında herhangi bir şey yok. Çünkü o çocuklar oradan, evlerinden aniden işte annesi babası kim artık tutabilmişse elinden tutmuş, koşa koşa can havliyle sınır tarafına veyahut da tampon bölge tarafına kaçmak durumunda kalmış. Hocam 30 saatten fazla yol yürüyerek Türkiye sınırına gelen hamile kadınlardan söz ediyoruz maalesef. Durum gerçekten, evet, çok vahim. Çok tabiatıyla burada vurgulamak istediğimiz şey şu. Biz Suriye çalışmalarımızı başlattığımızda bizzat yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, oradaki görevli arkadaşlarımız, yani bizim bölgede şu anda Suriye sınır bölgesinde mevcut illerimizde temsilci olan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızla birkaç günlük bir çalışma yaptık. O çalışma neticesinde özellikle Suriye içerisi ve Suriye dışı olmak üzere iki temel konu tespit ettik. Çalışmalarımızla, yardımla ilgili çalışmalarımızı bu minval üzere yürütmeye çalışıyoruz. Diğer sivil toplum kuruluşları ile yapmış olduğumuz çalışmalarda, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile yapmış olduğumuz çalışmalarımızda da bunun üzerine özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Şu anda Türkiye'de resmi kayıtlara göre kamplarda yaşayan insan sayısı, Suriyeli sayısı belki 200 bindir, belki 200'ü aşmıştır, onu tam bilemiyorum çünkü en son 170'ti, sonra yeniden bir kamp açıldı 13-15 bin kişilik. Yani bunu tahmini olarak 200 bin söylememiz mümkün ama bizim orada vurgulamak istediğimiz, dikkat çekmek istediğimiz husus şu: şu anda Türkiye'nin sınır bölgesi olan, yani Suriye'ye 900 kilometrelik, biliyorsunuz malum olduğu üzere, hı hı, bir sınır ve o sınırda yaşayan
Yani bizim tarafımızda olan köylerimize, beldelerimize şu anda binlerce insan yığılmış durumda. Yani kampların dışında, kamplarda 200 bin insan yaşıyorsa mübalağasız bunun 3 katı belki 4 katı insan şu anda Türkiye'nin o sınır bölgesindeki köylerde, kentlerde yaşıyor. Ve işte bizim burada canımızı acıtan, bizim burada üzen şeylerden bir tanesi şu, basında hiçbir şekilde surette, hatta haber kanallarında dahi bu meseleyle ilgili bir tane kanala şeye haber rastlamadım ben. Hocam Türk toplumunun şöyle bir maalesef yapısı var. Yani biz bir mevzu gündeme geldiğinde bunu sıkla dile getirdikten sonra kanıksamaya başlıyoruz artık. Suriye'deki kriz 1,5 yılı geçti başlayalı neredeyse. Dolayısıyla bununla ilgili olarak yapılan haberler bir dönem yayınlanıyor. Ondan sonra artık Suriye meselesi görmezden geliniyor. Halbuki biz bu mevzuyu görmezden geliyoruz diye oradaki insan kıyımı, katliamlar sona ermiyor, devam ediyor. Dediğiniz gibi, ifade buyurduğunuz gibi Türkiye'de medyaya özellikle bu konu çok ciddi işler düşüyor ama medya maalesef bu sorunu yerine getirmiyor. Medyamız haber peşinde koşuyor. Yani haber niteliği nedir, ne değildir onlar tartışılır. Ayrı bir mesele. Yani orada siz işte Suriye'de orada çatışmada bir insanın, affedersiniz Allah göstermesin, işte bacağının koptuğunu, kolunun koptuğunu veya başının koptuğunu gösterince mi haber olacaktır? Evet. Halbuki öbür tarafta mesela biz sahada yaptığımız çalışmalarda Akçakale'den başlayarak sınır bölgesinde ne kadar şehirde yaşayan insanlar varsa o insanları ziyaret ettik. Yani o insanların yaşadığı şartları imkan olsa da insanlar görseydi, yani siz onu televizyonda gösterseniz de bir şey, çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü hani görmek ve yaşamak lazım. Yani 40-50 civarında insanın, düşünün şu bulunduğumuz mekandan daha küçük mekanlarda, hatta affedersiniz ahırdan bozma yerlerde yaşadığını gördüğünüz zaman bırakın Müslümanlığınızı, insanlığınızdan utanıyorsunuz. Onlarca çocuk, babaları şehit olmuş, anneleri kaybolmuş veyahut da işte onlarca, yüzlerce yetim çocuk ve işte bulunabildiği kadar akrabası vesairesi sahip çıkmış, gelmiş orada yaşıyor. Ve bununla ilgili televizyonlarımızda, radyolarımızda veyahut da medyamızda herhangi bir şekilde bir program yapılmıyor. Yani bu insanların dramını, bizim derdimiz bu insanların dramını en aza indirmektir. Yani bu yaşadıkları süreç içerisinde, bu bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer, üç ay mı sürer, gönül arzu ediyor ki insanlar çok kısa bir zamanda bu hadiseler çözülsün. Çok kısa zamanda herkes kendi yerine gitsin. Yani biz nasıl kendimize olmasını istemiyorsak başkanına da olmasını istemiyoruz. Ama bu bir vaka ve bunun üzerinde çalışması lazım. Yani kamplarda yaşayan insanlar öyle veya böyle günlük yemeklerini yiyorlar, temizlikle ilgili problemleri yok. Belki işte bir konteyner içerisinde, belki bir çadır içerisinde, ama sonuç itibariyle günlük yaşayışını devam ettirecek durumdalar. Ama öbür tarafta baktığımız zaman binlerce insan, sokaklarda yatan insanlar, işte değişik yerlerde kendilerine barınma için bir kısım yerler oluşturmuş insanlar var. Ve bunlarla ilgili şu anda ciddi çalışmalar yapılmıyor. Biz mesela o toplantılarda, özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz toplantılarda şunu dile getirdik. Dedik ki biz Beşir Derneği olarak bu insanlarla ilgili çalışma yapacağız. Mesela arkadaşlarımızla şöyle bir strateji oluşturduk. Dedik ki yani biz bütün Suriye'den ülkemize sığınan, misafir olan, sokakta da olsa bizim misafirimiz olan insanların hepsine yetemeyebiliriz. Hı hı. Ama bir hedef belirledik. Mesela dedik ki Akçakale'de 100 hane olsun, işte Reyhanlı'da 100 hane olsun, Kırıkhan'da 100 hane olsun, işte İskenderun'da 100 hane olsun, Yayladağ'ında 100 hane olsun. Misal 500 hane. Bu 500 hane demek 2500-3000 kişi demek. Yani ortalama. Bu belki 10 bine çıkar. Çünkü bazı haneler 30 kişi, 40 kişi. Tabiatıyla bizim bu çalışmalarımız içerisinde böyle bir hedef koyduk. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda. Yani bu tespitler üzerinden o insanlara yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da özellikle sahayı gezerken oradaki hem yetkililerin hem de oradaki vatandaşların, misafirimiz olan Suriye vatandaşlarının dile getirdiği konulardan bir tanesi, belki yüzlerle binlerle ifade edilen yetim çocuk var. Yani hiç sahipsiz. Yani inşallah, akrabası falan da yok. Hiç mi? Kimsesi yok. Yani işte bir komşusuna sığınmış. Belki o insanlar onu almışlar. Adı kim, sanı kim, kimin çocuğudur belli değil. Bu konularda mutlaka o çocuklara sahip çıkması, o çocuklarla ilgili işte çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz işte yetkililerle bu konuda görüşmeler planlıyoruz. Yani imkan varsa, yani bize böyle bir şey, çünkü bizim yurt dışında malum olduğu üzere yetimlerle ilgili çalışmalarımız var. Hem Aceh'de hem de Somali'de. Bu tabiri caizse rüştümüzü ispat etmiş durumdayız. İşte Somali'deki çalışmalarımızı şu anda
70 olan sayıyı 200'e, yatılı olarak gündüzde 300 olmak üzere toplam 500 kişilik bir yetimhane çalışmamız var. Hem okul hem eğitimle ilgili, barınmayla ilgili. Tabiatıyla böyle bir imkan bize bu manada verilirse onun çalışmalarını yapacağız. Türkiye'de de bu manada en azından Suriye ile ilgili geçici de olsa bir çözüm üretme yoluna gitmeye niyetimiz var. Ama hakikaten bizim temennimiz şu, özellikle bu Suriye bölgesi, çünkü yavaş yavaş içeriye doğru da kaymaya başladı. Yani biz bir yay çizmiştik, işte Akçakale, Reyhanlı, işte Kırıkhan, Yayladağ hattı diye söyleyebileceğimiz. Ama baktık ki bu ileriye doğru da, işte Mersin'e doğru, Adana'ya doğru, Nizip'e doğru veyahut işte Antep'e doğru, mesela Kilis'te var işin içerisinde. Ama baktık ki Kilis'ten daha ileriye doğru yavaş yavaş insanlar, hatta bugün İstanbul içerisinde bile belki onlarca, yüzlerce, belki binlerce kişiden bahsetmek mümkün. Ama dediğimiz gibi bunu, bu konuyla ilgili haber kanalları da haber yapmıyor. Ve Suriye meselesi söz konusu olunca, insanları bilgilendirme açısından Suriye meselesi söz konusu olunca da bu konuda insanlarımız bilgilendirilmiyor. Tabiatıyla da insanımıza gösterilen savaş sahneleri biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi artık kanıksanmaya başladı. Yani bizim arzumuz şudur ki bizim medyamız gidip o insanlarla orada birebir röportaj yapmalı, birebir o insanların dramını insanlarımıza, vatandaşlarımıza anlatmalı. Bu ne için gerekli? Bu şunun için. Biz ajitasyon yapılsın anlamında söylemiyorum. Yani bu bir vakadır. Herkes tarafından bilinmesi lazım. Vakayı ortaya koymak lazım. Ortaya koyup kesinlikle sivil toplum kuruluşlarımızın da doğru adreslere yardım yapmasına vesile olmasındır. Tabii. Yani eğer biz bu şeylerden, imkanlardan mahrum olursak, yani bilgi sahibi olmazsak, durumu, hani haritayı doğru çizemezsek, doğru dürüst bir bilgilendirme olmazsa elimizde, o zaman yanlış şeyler yaparız, eksik şeyler yaparız. Yani yardıma muhtaç olan insanlara değil de yardıma muhtaç olmayan insanlara ulaşmış oluruz. Bu da yanlıştır. O bakımdan da biz şu anda ülkemiz içerisinde bahsetmiş olduğum o sınır bölgesinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Orada işte önce tespitler yapılıyor. Şu anda arkadaşlarımıza bugün itibariyle, ayın 11'i yani dün itibariyle bütün bilgileri bize girmelerini, bize ulaştırmalarını istemiştik. İnşallah o bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şimdi o bilgiler çerçevesinde biz bu bilgileri ayrıca devletimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşıyoruz. Burada paylaşmamızın sebebi şu, devletimize diyoruz ki biz bu insanlara yardım yapıyoruz. Başkalarının ayrıca bunlara ayrıca yardım yapmalarına gerek yok. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siz götürüp veriyorsun, diğerleri götürüp veriyor. İnsanların ihtiyacı olmayan şeyler orada köşede duruyor. Halbuki bir başkasının ona ihtiyacı var. Onun için de bu bilgi paylaşımını da inşallah yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi yurt içindeki çalışmalarımız bu. Şimdi yurt dışı dediğimiz, yani işin karşı tarafı önemli. Orada da daha önceden, yani savaş öncesi diyelim, iç savaş, iç çatışma öncesi. Çünkü yani Suriye'de yaşanan bir savaş değildir. Bunu iyi koymamız lazım, ortaya koymamız lazım. Çünkü savaş dediğiniz şey iki denk kuvvetin yapmış olduğu şeydir. Yani muharebedir, savaştır. Ama burada böyle bir söz konusu değil. Yani bir tarafta uçaklar, tanklar, toplar, tüfekler, diğer tarafta insanların belki işte kendi imkanlarıyla ortaya alıp koyabildiği şeyler. Tabiatıyla burada böyle bir manzaranın yaşanmasını biz arzu etmiyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi, ama maalesef yaşanıyor. İşte ikinci ayağını, yani bizim yardımımızın ikinci ayağını karşı taraftaki o zincir oluşturacak. Arkadaşlarımızla geçen hafta itibariyle, geçen cumartesi itibariyle arkadaşlarımız, yani bölgeyle ilgili sorumlu arkadaşlarımız, Suriye'den gelen arkadaşlarımızla toplantı yaptılar. Bizim yardımlarımızın sıhhatli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde en ücra noktaya kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşmasıyla ilgili bir zincir oluşturuyoruz. Yani şunlar da yaşanıyor. Yani bu keşmekeşte, bu karmaşa içerisinde her yerde olduğu gibi, Türkiye'de de olabilir, başka ülkelerde depremde olur, afette olur vesaire de olur. Bu durumda da yanlış şeyler yapan insanlar, bunu kullanan insanlar olabiliyor. Evet. Yani sizin oraya göndermiş olduğunuz yardımınızı adam ele geçirip başkalarına satan insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Tabiatıyla, bunların tabiatıyla biz karşı tarafla ilgili bugüne kadar hep temkinli davrandık. Yani karşı tarafa yardımlarımızı ulaştırırken devlet kanalımızı kullandık. Yani Kızılay vasıtasıyla
ulaştırmaya çalıştık. Ama geçen haftaki o toplantıdan sonra inşallah arkadaşlarımızla diğer taraftaki zinciri oluşturma aşamamız tamamlanıyor. O toplantıdan o sonuç çıktı. İnşallah bundan sonra yani yine Kızılay vasıtasıyla biz Kızılay'a teslim edeceğiz ama o zincirdeki arkadaşlarımızla bunu yapacağız. En ücra köşeye kadar. Tabii bunlar sadece gıda yardımları, giyecek yardımları değil, daha farklı yardımlar noktasında da işte eğitim yardımları vesaire gibi, işte orada mağdur olmuş öğrencinin buraya getirilip burada okutulması gibi, bunun arkasından gelecek çalışmalar var. Ama maalesef bu uluslararası toplantılarda da biz bunu dile getiriyoruz. Hep hadise vukua geldikten sonra sivil toplum kuruluşları veyahut da işte Birleşmiş Milletler şu bu ve buna benzer kuruluşlar faaliyete geçiyor. Faaliyete geçtiklerinde de ancak o ortaya çıkmış olan durumu kurtarmaya çalışıyor. Halbuki daha önceden bu şeyler öngörülebilse, bu öngörüler çerçevesinde, yani biz mesela hadiseyi engelleyememiş olsak bile en azından tesirlerini azaltmış, en azından indirme tabii durumumuz söz konusu olabilir. Yani düşünün siz birdenbire sizin şeyinize, mesela biz Akçakale'ye gittiğimizde arkadaşlar, o zamanlar bayağı bir yoğun bir bombardıman vardı. O gece orada incelemeler yaparken oradan da duyuluyordu. Düşünün, hatta ondan önce de malum olduğu üzere Akçakale'ye şey düşmüştü. Şimdi mesela orada arkadaşlar şu korkuyu yaşıyorlardı. İnşallah diyorlardı, büyük bir saldırı olmaz. Rakka'nın nüfusu 700 bin, 5 milyon olma durumu var. 5 milyon olursa Allah muhafaza Akçakale yerle bir olur diyorlardı. Yani siz insanları tutamazsınız. 5 milyon insan oraya yığıldığı zaman o insanların Türkiye'ye akışını, Türkiye'ye geçişini engelleyemezsiniz. Allah'a şükür inşallah öyle bir şey olmaz, olmadı şu ana kadar. İnşallah olmaz diye düşünüyoruz. Tabiatıyla bütün bunlara hazırlıklı olmakta hem sivil toplum kuruluşları olarak, hem devlet olarak, hem de orada yaşayan insanlar olarak hazırlıklı olmamız lazım. Yani maalesef biz orada gördüğümüzde sokaklarda yaşayan işler acısı durumlarla karşılaştık. Ve tabiatıyla da insanlara artık elimizden ne geliyorsa, ne kadar yardım yapabiliyorsak o yardımları ulaştırma yönünde gayret etmeye çalışıyoruz. Şu anda Kilis'te bir lojistik depo oluşturduk. Ve lojistik depoyu da inşallah o hadiselerden etkilenmeyen illerimizden temsilcilerimiz vasıtasıyla bu çalışmaları yaparken tabii Semerkant Vakfı ve TÜMSİAD'la koordineli çalışma yapıyoruz. Allah razı olsun, onlarla da çok güzel gayretlerimiz var. Onlarla birlikte bir kısım şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Evet. Bu yönden de kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Şimdi bu lojistik depo oluşturulduktan sonra biz peyderpey oranın ihtiyacına göre, bir de çalışma sistemimizde ihtiyaç maddelerine göre, yani şimdi mesela diyorum ki A ilinden bize deniyor ki işte biz oraya işte 30 ton buğday göndereceğiz veya 30 ton işte un göndereceğiz, biz göndermiyoruz. Niye göndermiyoruz? Çünkü o ihtiyaç şu an için gerekli olmayabilir. Yani oraya gönderip o insanların elinde onun kalmasına değil, tam tersi işte o lojistik depoyu onun için oluşturuyoruz. Yani ihtiyaç olmayanları koyacağız, ihtiyaç olanları dağıtacağız, onlar bekleyecek. Sırası gelince yine dağıtılmış olacak. Aksi takdirde o zaman gönderilmiş olan o bütün yardımların heder olma durumu da söz konusu oluyor. Yani işte un ihtiyacı yok, siz un gönderiyorsunuz. Veya şeker ihtiyacı yok, siz şeker gönderiyorsunuz. Doğru adrese doğru malzemeyi göndermek lazım. Ulaşmıyor. O önemli. Özellikle çocuklar için, mesela orada biz işte yeni doğmuş çocukları, işte orada yeni doğum yapmış anneleri gördük. Onların acilen ihtiyaç hissettikleri şey hijyen malzemeleri. Yani temizlikle ilgili malzemeler, çocuk bezi, kadın bezi ve benzeri gibi. Tabiatıyla biz şeyleri tespit ederken, ihtiyaçları tespit ederken bu görmüş olduğumuz bize gelen bilgiler çerçevesindeki ihtiyaçlara göre oluşturmaya çalışıyoruz. Yani her yardım göndermek isteyen insanımızın oraya yardımını ulaştırmak gibi bir gayemiz ve derdimiz de yok. Evet. Yani biz diyoruz ki arkadaş şu kalemde şunlar lazım. Bu konuda bize yardımcı olacak arkadaşlar, duyuruyoruz. İşte ihtiyaç neyse, ihtiyaç neyse işte TÜMSİAD'ın sağ olsun arkadaşlara gönderiyor. Onlar kendi üyelerine işte 9-10 bin üzerinde, 10-12 bin civarında üyesine gönderiyor. Şu ihtiyaç maddeleri var diye. Oradan dönüşler oldukça biz bunları işte diyelim ki tabii bize bu yardımları ulaştırırken en önemli, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken husus şu. Yani sizin gönderdiğiniz yardım, diyelim ki bir kamyon yardım gönderiyorsunuz.
bu yardımın sizin göndermiş olduğunuz nakliye parasını kurtarmış olması lazım. Yani insanlar bunu da bilmesi gerekiyor. Yani biz öyle durumlar yaşadık ki, mesela Van depreminde böyle şeyler yaşadık. Astarı yüzünden pahalı durumlar ortaya çıktı. Yani ya yardım insanımız, yapacağız derken boş boşuna masraf çıkarmaya evet, gerek yok yani. Yani insanımız diyor ki bizim yardımımızı alın. Tamam da yani sizin yardımınızı alıp oraya ulaştırırken biz sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu mağarada da inşallah TÜMSİAD'daki arkadaşlardan yardım talebimiz oldu. En azından nakliye konusunda belki işte 3-5 ili bir araya getirip ya da 3-5 kalem malı bir araya getirip ondan sonra şeye götürmek gibi, bir araya koymak gibi. Ya da işte mesela diyelim ki Ankara'dan çıkıyorsa işte Ankara üzerinden Aksaray, Aksaray'dan Adana, Adana'dan yardımı alıp ondan sonra işte Kilis'teki lojistik depoya ulaştıracak bir zincir oluşturmaya çalışıyoruz. Tabiatıyla bu yani yardım yapmak sizin arzunuzdur, güzel bir şeydir. Fakat biz hiçbir yerde, hiçbir ülkede, hiçbir afet bölgesinde bu kadar kolay yardım yapmıyoruz, yapamıyoruz. Evet. Yani güvenlik meselesi ortaya çıkıyor, diğer konular ortaya çıkıyor ve çok ciddi bir planlama yapmazsanız sonuç alamıyorsunuz. O bakımdan da çok şükür şu anda biz Karşı ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Burayla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımızı teşkilatlandırıp planladık. İşte lojistik depomuz şu anda oluşuyor. İnşallah o lojistik deponun oluşmasıyla birlikte de özellikle Suriye'nin Türkiye'de yaşayan işte beldelere gitmiş, ilçelere gitmiş, illere dağılmış insanları üzerinde. Çünkü o insanlar, biz mesela oturup onlarla konuştuk. Yani şöyle bir... Herhangi bir ev barkı olmayan ve evet, sokaklarda kalmak zorunda olan insanlardan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Sokaklarda kalmış, işte maddi imkanı biraz olan, azıcık birikim olan insanlar kiralanmış vesaire olmuş ama işte belli bir zaman sonra elektrik parası, su parası, kira parası derken sonuçta o da mağdur olmuş. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hadiseyi tespit ederken şeyleri yerine oturtamazsak yanlış işler yapmış oluyoruz. İnsanların insanlara yardım yapacağız derken insanları kırmış oluyoruz. Tabii. Mesela o insanlarla konuşurken biz hiçbir şekilde, o insanlar bizden yardım istemiyorlar. Diyorlar ki bak bizim durumumuz budur. Yani mesela yani biz burada oturalım da siz bize bakın, böyle bir şey yok. Tam tersi, mesela bir toplantıda yine TÜMSİAD ve Semerkant Vakfı ile yapmış olduğumuz toplantı, temsilcilerimizle yapmış olduğumuz toplantıda Suriye'den gelen işte Suriye'de Türkiye'de ikamet etmek ve misafir olmak zorunda kalan arkadaşlar da vardı. Mesela onlar çok güzel tekliflerde bulundular. Mesela dediler ki bizim mesela işte genç kızlarımız var 15-20 yaşlarında. Bu genç kızlarımız mesela şu anda işte mağduriyetten dolayı evde oturuyorlar. Halbuki diyorlar bunlar mesela öğretmendir. Bunlar işte Kur'an kursu hocasıdır. Bunlar şudur. El işi öğretmenidir. Biz diyorlar bunların işte İstihdamla buradaki he, bunları istihdam edin diyorlar. Yani tabii bunu siz bir maaş karşılığı istihdam etme imkanınız yok. Türkiye'nin şartları veyahut da Türkiye'deki kanunlar çerçevesinde onu yapamıyorsunuz ama şu anda devletimizin de bu manada bir çalışması var. Yani geçici çözüm üretme ile ilgili. Ama Suriyelileri anlamak ve tanımak adına bunu söylüyorum. Yani savaş yaşasa da insanlar, bu manada mağdur olmuş olsalar da o insanlar sonuç itibariyle orada maddi imkanları olan insanlardı. İşveren olanlar var işlerinde. Yani iş adamı, ticaret erbabı olan insanlar var. Bugün işte Türkiye'ye sığınmış, mağdur olmuş. Kendisi sadece mağdur olarak kalmamış. Yani mağduriyeti sadece kendi yaşamıyor. Kendisinin yanında çalışan belki yüzlerce, binlerce insan da mağdur. Tabiatıyla mesela özellikle bu tür arkadaşlarımızı mesela geçen yine bir açılış vesilesiyle Kahramanmaraş'ta ve Antep'teydik. Oradaki iş adamı arkadaşlarla da görüştük. Mesela ticaret yapan, yani bizimle ticaret yapan insanların şu anda Antep'e sığınarak sadece kendilerini, hayatlarını idame ettirmeye çalıştığını söylediler. Tabiatıyla o insanları tanımadan onlar hakkında hüküm vermek, onlar hakkında işte yardım çalışması yapmak da çok zor. Yani kime hangi yardımı, ne çeşit yardımı yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Tabii burada sağlıklı bir koordinasyon kurmak lazım. Hocam şimdi faaliyetlerinizden biraz bahsettiniz. Ben bir mevzunun altını çizmek istiyorum. Aslında Cezayir'i ve bu kan bağışı kampanyanızla konuşacaktık ama Suriye meselesi önemli bir mesele. Bu programda belki yalnızca bunu konuşacağız. Ama inşallah başka programlarımızda başka faaliyetlerinizle yönelik yine konuşmalar, söyleşiler gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi Türkiye'de Suriye mevzu denince akla hemen işte bu bahsettiğiniz bölgelerde oluşturulmuş çadır kentler geliyor. Hatta kimileri işte eleştiriyorlar ya Türkiye Suriye mevzuna niçin bu kadar müdahil oluyor diye. Halbuki bizim
aynı dini paylaştığımız, aynı kültürün mirasçısı olduğumuz insanlar bunlar. Yüzyıllarca biz bu insanlarla birlikte yaşamışız. Daha sonra işte 100 yıl önce ortaya çıkan bir savaş neticesinde bu insanlar toprak parçaları ayrılmışlar ve şu an kendi başlarım devlet olarak duruyorlar. Mevzu biraz belki bu şekilde değerlendirmek lazım ama şimdi özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Kamuoyunda sadece Çadırkent'te yaşayan insanların durumu tartışılıyor, konuşuluyor. Sizin ifade ettiğiniz sokaklarda yatan insanların, sokaklarda kalan, mağdur olan insanların durumu hiçbir şekilde gündeme getirilmiyor. Biraz bu konuyu açar mısınız? Yani niçin bu insanlar sokaklarda kalmışlar? Devletin ortaya koyduğu, inşa ettiği çadır kentlerde bu insanlar yer bulamadılar mı? Bunun ne gibi gerekçeleri var hocam? Şimdi birçok sebep var. İşte yer bulamama sebebi var ve devletin beklediğinin dışında bir yoğunluk olunca çare değil. Yani mesela devlet tampon bölgesinde insanları bekletiyor. Burası hazır oldukça almaya çalışıyor ama öbür taraftan da şöyle bir durum söz konusu. Mesela şimdi çadır kentlerde yaşayan insanların hazırlanan yerler güvenlikli bölgeler. Bir sıkıntı yok. Ama çadır kente giren bir insanın istediği saatte girip çıkması söz konusu değil. Yani belli saatlerde girip çıkmak durumundadır. Tabiatıyla şimdi sokaklarda yaşayan dedik veyahut da işte gidip şehir içerisinde kiralamak durumunda kalan insanların birçoğu karşı tarafta iş sahibi olan insanlar. Veyahut da orada mesela işte çatışma alanında çatışan insanlar. Şimdi bu insanların saati dakikası belli değil. Yani o insanlar diyelim ki gecenin üçünde kalkıp öbür tarafa geçip gerekirse işte oradaki arkadaşlarına yardım etmek, oradaki yaralılara işte yardım etmek. Çünkü işlerinde doktor arkadaşlar var, diğerleri var vesaire var. Ve mesela Türkiye tarafında çatışmalarda yaralanmış olan insanların bakıldığı mesela hastane tabir ettikleri onlara tabii büyük teşekküllü bir hastane değil de işte iki kat, üç katlı bir apartmanın tutulup devlet bizim devletin hastanelerinde tedavi olmuş. Daha sonra da işte 15 gün mesela diyelim ki dinlenmesi gereken insanların bakıldığı yerler var. Tabiatıyla o insanlar zaman zaman yani şehirde yaşayan insanların büyük çoğunluğu bu manada sınırı geçerek günlük olmasa bile 2 günde bir, 3 günde bir, haftada bir karşıya gidip gelen insanlar. Yani serbestliği isteyen insanlar. Yani siz onu bütün hepsini çadır kente aldığınız zaman onun hayat damarlarını da kesmiş oluyorsunuz. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani o bakımdan da sokaklarda yaşayan işte kendisine kiralık daireler tutmuş veyahut da işte yerler tutmak durumunda. Daire deyince de çok Rusya'yı anlaşılmasın. Onu inşallah görüntülerle görürsünüz. Sadece barınacak. Barınacak. Yani kafasını sokacak. İşte kıştı, yağmurdu, çamurdu. Onun dışında hiçbir şey yok, hiçbir lüksü yok tabiri caizse. Yani 15-20 kişinin, 50 kişinin aynı odada yaşadığını düşünün. Bunların içerisinde hasta olanlar, yani sadece bedeni mesela işte savaşta yaralanmışlardan bahsetmiyoruz. Mesela yaşlı teyzelerle görüştük. Nefes darlığı olanlar var, kanser olanlar var, farklı hastalıklarda olanlar var. Hatta bulaşıcı hastalıkları olanlar var. Ve o insanlar orada yaşıyorlar, yaşamak zorunda kalıyor. O insan belki buraya gelmeden önce belki bir hastanede yaşıyordu. Yani hastanede tedavi görüyordu. Ama maalesef buraya gelince öyle bir durum ortaya çıkıyor. Tabiatıyla bu kadar yoğunlukla bir şey olunca, Türkiye'ye bir tazyik olunca devlet de ancak imkanları çerçevesinde bunları oluşturabildiği kadarıyla yapabildi. Hani gönül arzu ediyor, belki şu anda devletin de çalışmaları var, bütün hepsine bir şey yapalım. Bir de başka bir şey var. Yani şu anda buraya gelen insanların hiçbirisi bu ülkenin vatandaşı değil. Bu ülkenin vatandaşı olmayınca da tabiatıyla bu ülkenin vatandaşı muamelesi göremiyor. Yani şimdi mesela biz şeyde Reyhanlı'da bir okulu ziyaret ettik. 900 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. Ama bu okula mesela siz resmi bir yardım yapmaya kalksanız yardım yapamıyorsunuz. Çünkü resmiyeti yok. Evet. Yani orada fedakar insanlar, özellikle işte Kanada'da yaşayan Suriyeli iş adamları veyahut da işte oranın gayretli insanları orada bu çocukların eğitimlerini devam etmesi için bir zemin oluşturmuşlar. Yani biz de karınca kararınca elimizden geldiği kadarıyla işte kırtasiye yardımı ve buna benzer yardımlar yapmayı planlıyoruz ama bunun gibi sadece bir okul değil belki onlarca okul var. Yani insanlar ne yapsın? Çocuklar da okul zamanında kalkmışlar buraya gelmişler. Devam etmesi gerekiyor. Maalesef işte olumsuz şartlardan dolayı devam edemiyor. Böyle bir şey olurmuş. Biz de bunların ellerinden tutmaya gayret edelim dedik. Arkadaşlarımız şu anda işte o konuyla ilgili de çalışıyorlar. Neler yapılabilir?
Yani Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bir şey yapamıyorsunuz. Yani bir şeyiniz yok. Hiç olmasa hani şu anda mevcut durumda. Kanunlarla müsaade etmediği için evet, değil mi? Yani devamlarını, yani okula devamlılıkları ile ilgili, eğitimleri ile ilgili. Çünkü yani karneyi kim verecek? Bir kurum değil yani. Tabii. Burada bir kurum da değil o. Ama en azından o eğitim devam ediyor. Yani resmiyette bir şey olmasa bile öğrenciler eğitimlere devam etmiş oluyor. Tabiatıyla yani bu özellikle sokaklarda kalan veyahut işte bir yerlerden kirayla yer temin etmiş olan insanlara yönelik çalışmalarımızı arttırmamız lazım. Yani biz dernek olarak, beşir derneği olarak çok sayıda insana ulaşamayabiliriz. Ama diğer arkadaşlarımızla, yani sivil toplum kuruluşunda olan arkadaşlarımızla bu manada oraya yönelik çalışmalarını arttırması lazım. Tabii. Yani devletimizin de bu manada işte belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarınla bu manada çalışması lazım. Bunu şunun için de söylüyoruz. Özellikle bu insanlara bir yardım eli ulaşmazsa belli bir zaman sonra her türlü olumsuz şeyin arkasından gelmesi söz konusu olabiliyor. Tabii ki. Bunu hırsızlıktan tutun başka şeylere varıncaya kadar bunu tetikler. Onun için de bunun önüne geçmenin tek çaresi bu insanlara bir yardım elinin ulaşması. Belki gerekirse işte belediyelere zimmetlenmesi, belki işte sivil toplum kuruluşlarına zimmetlenmesi, bir mahalledeki yerin belki bir mahalle muhtarlığına zimmetlenmesi veya oraya işte bir sivil toplum kuruluşlarına zimmetlenmesi gibi. Ama öncelikle mutlaka bir tespitin yapılması lazım. İhtiyaç herkes, nedir değil mi? Herkes kendi nispetince yani imkanlarınca diyecek ki işte bizim dediğimiz gibi mesela arkadaş biz işte 10 bin kişiye bakabiliriz, biz 10 bin kişiye bakalım. Bir başka kuruluş desin ki biz 20 bin kişiye bakalım, 20 bin kişiye baksın. İşte A belediyesi 5 bin kişi desin, 5 bin kişiye baksın. Yani bu insanların geçici süre içerisindeki hayatlarını idame ettirmeyle ilgili çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. Burada şunu da biz mesela İslam Birliği'nin yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapmış olduğu toplantılara da katıldık. Oradaki arkadaşların da genel değerlendirmelerde söyledikleriyle de zaman zaman karşılıklı değerlendirmeler yaptık. Mesela şu anda Suriye meselesiyle ilgili sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da birçok yerde malumunuz oldu işte Lübnan gibi belki Ürdün gibi daha farklı ülkelerde Kuzey Irak, Irak ve benzeri yerlerde de kamplar var. Ama şu anda o kampların gidip orada yardım dağıtan sivil toplum kuruluşundaki arkadaşlarla görüştük. Yani bırakın yani dışarıda yaşayan yani dışarıda yaşayan insanlar da var tabiatıyla. Kamplarda yaşayan insanların durumunun içler acısı olduğu söyleniyor. Hı. Yani şu anda Suriye meselesiyle ilgili malum olduğu üzere Birleşmiş Milletler temsilcileri de geldi. Tebrik ettiler Türkiye'yi. Suriye meselesinde hakikaten Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu performans, bütün imkanlarını seferber etmesi, çok kısa süreler içerisinde binlerce işte çadır veya konteyneri bir araya getirip onları tesis etmesi takdire şayan bir faaliyet olarak Birleşmiş Milletler nezdinde de takdir edildi. Hocam Türkiye üzerine düşen görevi yaptı ama işte Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar da ancak gelip maalesef tebrik evet. ediyorlar. Şimdi şey de sormak istiyorum hocam. Çadır kentler kuruldu. Müspet bir adım atıldı. Fakat ifade buyurduğunuz gibi bunun arkasının getirilmesi gerekiyor. Yoksa bunun neticesi gerçekten hiçbirimizin istemeyeceği şekilde maalesef zuhur edebilir. Çadır kentte durumlar nasıl hocam? Yani siz oraya gittiniz, gördüğünüz insanların sıkıntıları nedir? İnsanların beklentileri nedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi tabii insanlar, şimdi hani biraz önce dışarıdan bahsettik ya. Hı-hı. Yani dışarıdaki insanlara göre biraz daha güzel şartlarda yaşıyorlar. Evet. Şimdi tabiatıyla o zaman ihtiyaçlar farklılaşıyor. Yani dışarıdaki ölümle burun buruna, işte karla, kışla, kıyametle burun buruna... Hı-hı. Onun derdi o, öbürü işte sıcak bir yuvaya kavuşmuş, belki işte bir ısıtıcıydı, belki işte bir başka bir şeydi, sıcak suya kavuşmuş, işte çocuklar için okullar tesis edilmiş, işte ibadethaneler oluşturulmuş. Ama onun da bu sefer farklı ihtiyaçları olmuyor. İşte diyelim biraz önce o güvenlik sebebi, haklı olarak yani, eğer orada güvenlikle ilgili bir zafiyet yaşanacaksa, malum olduğu üzere işte cilve gözünde bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkınca, 14-15 cana mal oldu. Maalesef. Allah muhafaza yani o tür şeylerin yaşanması muhtemeldir. Yani bu hadiseden yani hani kurt puslu havayı sever derler ya. Evet. Yani bu hadiseden nemalanmak isteyen uluslararası veya ulusal bir kısım güçler vardır. Yani bu tür faaliyetlerde farkında olmadan
Eğer burada devlet belirli tedbirleri almamış olsa, Allah muhafaza, o çadır kentlerde yarın bir cilve gözünün yaşanması söz konusu kesinlikle olabilir. hocam, tabii ki. O bakımdan da yani yani çadır kentlerdeki insanlar, bir de başka bir şey daha var. Yani bu da Suriye'den gelen halkın yanlış bir izlenimi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu faaliyetlerin, yani yardım faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler tarafından getirildiğini, gönderildiğini zannediyor insanlar. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu yardımları tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi imkanları ve artı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı yardımlardır. Bir kuruş dışarıdan yardım alınarak yapılmıyor. Birleşmiş Milletler'den gelen yardımlar da direkt, yani nereye gelmişse, ne kadar gelmişse, hepsi Orada kuruşu kullanılıyor. kuruşuna oradaki işte gerek kamplara gerekse şeylere dağıtılıyor. Hocam işte bir aktris gelip bu kampları ziyaret Evet. edince maalesef insanlar galiba İşte böyle bir şey yani algılamıyor. hatta şöyle bir şey, mesela kamplardaki arkadaşların söyledikleri, o toplantıda kamp yöneticisi arkadaşlarımız da vardı. Mesela siz işte Birleşmiş Milletler'den gelenleri bize vermiyorsunuz deyip de karşı çıkanlar bile olduğunu söylüyorlardı. Tabiatıyla zaman zaman provokatif hareketler oluyor. İşte malum olduğu üzere bir Akçakale'de de zanneden bir hareket orada olmuştu ve bir tepki çekmişti. İşte orada Türk bayrağının indirilmesi söz konusuydu. Tabiatıyla bu tür farklı zihniyette insanların sızması, provokasyon hareketleri yapması da muhtemel ve normal bir haldir. Yani her an her şey olabilir. Onun Bunlarla için de ilgili tedbir alınıyor. tedbir Yani almak gerekiyor. kampların bu kadar sık olmasının sebebi o. Yani gerçekte baktığımız zaman biz mesela Marmara depreminde de biz de çadır kentte kaldık. Yahut da işte oluşturulmuş olan prefabrik evlerde kaldık. Yani biz orada da aynı şey vardı. Yani müthiş bir şekilde güvenlik olmazsa Allah muhafaza. Çünkü insanlar işsiz, güçsüz. Düşünün yani. Bir meşgalesi yok. Ne yapacak? Oradaki insan ya kavga edecek ya bir şey, başka bir şey yapacak. Yani onun için de yani kamplardaki durum aslında baktığınız zaman standart olarak çok güzel bir standart var. Yani o şartlara göre baktığınız zaman çok güzel bir standart. Ama insanların beklentileri farklı olunca tabiatıyla farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama burada tabii hep baştan beri söylediğim şey, yani bu özellikle ülke çapına belki inşallah erişmemiştir. Yani Suriye sınırıyla veya Güneydoğu Anadolu ve güneyimizle belki sınırlı kalmıştır diye düşünüyorum. Ben Mersin'den işte Akçakale'ye kadar olan veyahut işte Ceylanpınar'a kadar olan hatta kalmıştır diye düşünüyorum. Gerçi İstanbul'da var, çünkü akrabaları olanlar, yani Türkiye'nin değişik yerlerinde akrabası olan insanların akrabalarının yanına gittiklerini de biliyoruz. Mesela değişik yerlerde zaman zaman arkadaşlarla toplantı yaptığımızda oradan duyuyoruz. Mesela diyelim ki bir hatta mesela geçen Cezayir'e gittiğimizde de işte akrabası Cezayir'de olan insanların, işte Suriyelilerin oraya gittiğini de biliyoruz. Tabii. Yani oraya gelmiş, orada iş adamıdır veyahut da bir iş yapıyor. İşte evinin bir katını onlara tahsis etmiş, hatta yanında iş vermiş falan. Tabii dünyanın belki dört bir tarafına dağılan insanlar da olmuştur, ama Türkiye bu badireyi çok dikkatli bir şekilde atlatmak zorunda. Ve özellikle sivil toplum kuruluşlarımız bu çalışmalarla birlikte Suriye meselesinde Suriyelilere uzanan bir el olursa, ben zannediyorum önümüzdeki dönemde, gelecek Suriye'de Türkiye'nin çok daha önemli, prestijli bir yer edineceğini düşünüyorum. Yani Suriye'deki hadiseler böyle gitmeyecek. Bunu biliyoruz. Yani işte bugün Zulüm bir yere denk devam etmez hocam. evet, Esad'ın iddiası nedir? İşte ben 2014 yılına kadar buradayım diyor. Yani 2014 seçimleri mi olur yoksa farklı bir şey mi olur, onu bilemeyiz. Ama şu da bir gerçektir. Türkiye'nin Suriye meselesine bakış açısı her zaman olumlu olmuştur. Yani burada bir kısım mesela ülke içerisindeki muhalif bir kısım görüşlere baktığımız zaman sanki Türkiye orada Suriye'de böyle bir hadise meydana gelsin de işte oraya müdahil olsun gibi bir hava estiriliyor. Bu yanlış bir şeydir. Tam tersi, Türkiye'nin yani yetkilileri özellikle en üst düzeyde Suriye'yi defalarca uyarmış olmalarına rağmen Suriye'de bu hadiseler durulmamıştır. Yani halkın sesine kulak verilmemiştir. Mesela Suriye'den gelen arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu meselelerin çıkış noktasını, ilk patlama noktasını anlattıklarında, özellikle orada devlet memuriyeti yapan bir kısım insanların hadlerini aşarak insanlara zulmettiklerini ve insanların da bunu işte üst makamlara ulaştırdığını, ama maalesef bunlara karşı herhangi bir tedbir alınmadığını,
bu tedbirler alınmazsa sonucunun şöyle şöyle olacağını uyarısına rağmen, yani kendi içlerinde orada malum işte aşiretler var, büyük geniş aileler var. Bunları ileri gelenlere, aksakalları gidip bunu devlete arz etmelerine rağmen maalesef orada Esad rejimi böyle bir tedbiri almamış. Tam tersi o adamları taltif eder bir duruma getirince artık yani şeye dayandığı için böyle bir hadisenin çıktığını söylüyorlar. Ha, keşke çıkmasaydı, keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke uygun bir şekilde, demokratik bir şekilde binlerce insan ölmeseydi, bir seçim yapılsaydı. İşte bugünkü rejimi isteyen insanlar bugünkü rejimi seçseydi, diğerleri diğerini seçseydi. Ama sonuç itibariyle kan akmasaydı. Evet. İşin öbür tarafına baktığınız zaman orada ölenler Ali, Ahmet, Mustafa, Mehmet. Yani bizim buna baktığınız zaman kardeştir. Yani ve bizim mesela zaman zaman hani eleştiriliyor Türkiye'nin, bir kere bizim Suriye ile meselemiz sadece komşuluk meselesi değildir. Biz Suriye ile akrabayız. Evet. Yani birileri gelip bir sınır çizmiş, sizin sınırınızın karşısında amcanız, dayınız, halanız var veyahut da yeğenleriniz var. Bu tarafta aynı şekilde. Yani oraya bizim bakış açımız, bir Fransa'nın bakışı, bir İngiltere'nin bakışı veya bir işte başka bir devletin bakış açısıyla bakmıyoruz biz. Veyahut da toplum olarak da öyle bakmıyoruz. Akrabayız çünkü. Tabii. Yani hem din kardeşiyiz hem kan kardeşiyiz. Yani her iki taraftan da akrabayız. Öyle olunca yani hem komşuluk hakkıdır. Hem akrabalık hakkı. Peygamberimiz öyle buyuruyor, komşuyu neredeyse varis kılacak diyor. Hmm. Hem de akrabalık var, sıla-i rahimdir ya. Yani. Ha şimdi o bakımdan da yani Suriye meselesinde Türkiye'yi eleştirenler biraz daha farklı bakış açılarına kendilerini ulaştırması lazım. Yani biz orada bu hadiselerin çıkmasını bekleyen veya besleyen bir toplum değiliz, devlet de değiliz. Tabii ki. Yani oradan bir bu manada bir beklentim, hiçbir devletle ilgili böyle bir beklentimiz olmamış bizim. Yani mesela diyelim ki Irak'ta insanlar katledilirken, işte Halepçe'de insanlar katledilirken veyahut da işte Suriye'de daha önce Baba Esad tarafından insanlar katledilirken bizim oraya bakış açımız hiçbir zaman orada insanlar işte isyan etsin de biz de buradan nem alalım diye bir şey söylememişiz. Yani ne devlet olarak ne millet olarak. Tabii hocam, Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yapıyor. Gerçekten olayı bu şekilde algılamak lazım. Onlar bizim kardeşlerimiz. Kardeşlerimize uzatmamız gerekiyor. Programımızın sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yani konuşacak çok şey var ama inşallah sizi başka programlarımıza, yine Semerkant TV'nin başka programlarına, Hayatta Düşen Notların başka bölümlerini konu ederek Beşer Daire'nin faaliyetlerini konuşmak istiyoruz yine. Çok teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim, Hayata Düşler Notların bu hafta sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Yine bir hadis-i şeriflerinde bir mümin bir mümin kardeşi için yürürse Cenab-ı Hak onunla cehennem arasında 10 hendek açar ve her bir hendeğin arası doğu ile batı arası kadardır buyuruyor. Şimdi böyle bir peygamberin ümmeti olarak biz etrafımızda zulüm gören, bize ihtiyacı olan insanları görmezden gelemeyiz. Öncelikli olarak yakın çevremizden başlamak suretiyle etrafımızda ihtiyacı olan herkesi görmek, herkesi gözetmek durumundayız. Beşir Derneği bu amaçla kurulmuş bir dernek. Bugün programımızda Beşir Derneği Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Çelebi Şamlı Hocamızla Beşir Derneği'nin Suriye'deki faaliyetlerini konuştuk. Sizin de katkılarınızı, desteklerinizi, Beşir Derneği'ne yapacağınız her türlü desteği bekliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olacağız inşallah. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Müzik